çıktı. Artık sen de şampiyon olmak istiyorsan dört büyükler gibi çalışmalısın. Bak ne diyor? Turkish Player demiş ki bizim öğrencilerimizden. Evet, böyle ya. Yabancı olduğuna bakma. Dört büyükleri tanıtın. Suudi Naz 61 demiş ki dört büyükler ne zaman gelecek? Lütfen gelsin. DJ Fırat demiş ki dört büyükler kıtasıya gelecek mi? Herkes sorular sormuş. Biz de dört büyükler. Dört büyük ne diyor ki hocam? Dört büyük derse Türkçe, matematik, fen, inkılap gibi dört büyük ders hazırlanmış. Mükemmel bir kitap olmuş. Fen, Türkçe, matematik ve tabii ki de inkılap tarihi var. Burada zaten logolarından anlayabilirsin. Dört büyük neden dört büyük biliyor musun? Birincisi Türkçe en fazla puan getiren ders. Yani biliyorsun sınava girdiğinde TEOG'da en fazla puan getiren ders bu. Matematikte en çok zorlanan öğrencilerin en düşük ortalamalar Türkiye'de matematikten çıkmış. Mesela Türkiye ortalaması Türkçe'de atıyorum 12 ise matematikte 0.1 gibi böyle çok düşük rakamlar. 2-3 gibi çok düşük. Dolayısıyla matematikte ne kadar fazla net yaparsan başarın artıyor. Türkçe zaten en fazla puan getiriyor. İnkılapta en az full yapılan, yani full demeyelim de en fazla, en az hepsi doğru yapılan ders. Niye biliyor musun Tonguç? Mesela çalışkanlar, yani böyle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi isteyen öğrenciler Türkçe yapıyorlar, tamam eyvallah. Matematik eyvallah, tamam. Fen falan. Ama inkılapta patlayıveriyorlar. Ayayda. Dolayısıyla zirveyi zorlayanlar, inkılabı çok iyi yapmak isteyenler dört büyükleri almalı. Fen zaten konuşmaya gerek yok. Fen en belirli dersen bilim yani. Bence ben yani yıllarımı verdim bu işe. Fen en önemli ders burada diyorum. Neden? Çünkü Türkçe zaten Türk vatandaşısın yaparsın ama hadi matematikte hesap makinesi kullan. Fen bence çok zor. Dolayısıyla dört büyükler en başarılı olmak isteyen, yani ligde şampiyonluğu oynamak isteyen dört büyükler olmalı. Peki kitabımızın özelliğini tanıtılmış. Birincisi %100 MEP kazanımları uyumlu. Buradaki her bir soruyu hazırlarken mesela Türkçe'de dedik ki parça anlatımında MEP kazanımı ne soruysa ona göre soru kökleri koyalım dedik ve hemen hemen her soru köküne örnek vermeye çalıştık. Hakeza Fende ve Matematik'te de resmen Mehmet Hoca çıldırdı yani. Dedi ki bu böyle olmalı, bu öyle olmalı, bunu böyle çapın, bunu sorun. Her şeyi sordunuz, her defalarca tahsil edildi. O yüzden biraz geç kaldık. Bazı öğrenciler de hocam nerede kaldı? Geç kalmasının sebebi hocam, az solistler. Hocam çok bekledim. Gözlerim yollarda kaldı. Az solistler en son çıkar. Tonguç dedi ki en iyisini en güzel bir şekilde hazırlayalım ve öğrenciler çözsün dedik. %100 Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları uyumlu. Milli Eğitim Bakanlığı diyemez ki biz bunu anlatmadık. %100 MEP kitabına uyumlu. Yani okullarda size ücretsiz dağıtılan kitap uyumlu. Ve müfredat dışı böyle kazık kuzuk çıkmayacak sorular yok. Anlamsız bu nedir, bu nedir? Böyle sorular yok. Bunları hemen bize almalısın Tonguç. Aynı zamanda almak için ne yapalım? Ödüllü sorumuzu istiyorum senden. Almak için yapacağın yer belli tabii ki de. Nereye gideceğiz Tonguç'un? Tongucu.com. Tongucu.com'a gidersen dört büyüklere ulaşabilirsin. Dört büyüklerden en zorlanan dersi yazabilirsin. Başka yorumların varsa onları da buraya yazabilirsin. YouTube'da bizi takip ediyorsun Tonguç. Evet hocam. Facebook'ta? Evet hocam. Instagram? Evet hocam. Sokulara sen misin beni yoksa? Evet hocam. Tebrik ediyorum. O zaman Tongucu.com'da da bizim sınıf anahtarımız. Çok teşekkür hocam. Hemen çalışmaya başlayacağım. Aferin. Gaza geldim. Gaza gel, aferin. Bir önceki bir sonraki videomuza bak bakalım.